Yeni bir bab başlığı 137 nolu bab başlığı. Babu ma qila fil cerasi. Ceras yani zil veya zilli şeyler, işte çan gibi küçük çanlar vesaire. Ve nehviha ve buna benzer ses çıkaran şeyler. Fi anaqil ibli. Develerin boyunlarındaki ses çıkaran zil gibi şeyler hakkında söylenenler demiş İmam Buhari bab başlığında. 2843 nolu hadisteyiz. Haddesena Abdullah bin Yusuf'a, bize Abdullah bin Yusuf anlattı diyor İmam Buhari. Hocası da diyor ki Akhbarana Malikun, bize Malik haber verdi. An Abdullah bin Ebi Bekir, o da Abdullah bin Ebi Bekir'den. Dolayısıyla İmam Malik hocasının hocası, dedesi mertebesinde yani ilmi açıdan. O da Abdullah bin Ebi Bekir'den rivayet ediyor İmam Malik. O da an Abbad bin Temim'in, Abbad bin Temim'den. Enne Ebu Beşir el-Ensari, Ebu Beşir el-Ensari'nin radıyallahu anh, Allah kendisinden razı olsun, akhbarahu, haber vermiş ki ennehu kâne ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fi ba'di esfarihi, bazı yolculuklarında, seferlerinde iken kâle Abdullahi, Abdullah demiş ki hasibtu ennehu kâle, sanıyorum o şöyle dedi arada, yani Abdullah bin Ebi Bekir ravi arada diyor ki sanıyorum rivayette arada şöyle bir şey dedi hocam. وَالنَّاسُ ف۪ي مَب۪يتِهِمْ, İnsanlar yatmak üzereyken veya uyumuşken, gecesindeyken, istirahata çekilmişken. فَاَرْسَلَ رَسُولُ, bu ayrıntı önemli. فَاَرْسَلَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem رَسُولًا, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gönderdi, elçi diyor ona rivayette. Çünkü birini gönderince siz insanların arasına, o sizin elçiniz oluyor. Hani hatırlayın bir rivayette Hazreti Ömer'i Resulullah kadınlara gönderince kapıda ben Allah'ın elçisinin elçisiyim diye girmişti içeri. Burada da yine Allah'ın elçisinin elçisi olarak görüyoruz. İnsanların yanına göndermiş, bir bilgiyi onlara iletecek. Ne demiş? En la yabqa yanna fi raqabati ba'irin, hiçbir devenin boynunda kalmasın. Qiladatun min watarin au qiladatun kulade, bu ok yayı kirişinden yapılan gerdanlık gibi develerin boyunlarına takılan o ve benzeri şeyler. İlla kut'at, bunların hepsi koparılsın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin böyle bir haber yollamış. Yani bağlamın bize düşündürdüğü şey bu develerin, yani kalaidi ki ayette de geçiyor velel kalaida, bu bütünüyle haram, yasaklanmış değil bu rivayetle birlikte, ama o esnada öyle anlaşılıyor ki insanlar istirahata çekildikleri için, Resulullah da bunlardan birisi, uyumaya çalışıyor ama develer sürekli o yanlı bu yanlı hareket ettikçe belli ki o sesleri çıkarıyorlar. O kervan sesi gibi olan ses, Allah'ın Resulü bunları çıkarın develerden diye emir verdiği anlaşılıyor bağlamdan. Tabi bağlama dikkat edilmez ise o zaman böyle bir sonuç gidilebilir. Bu da bağlam göz ardı edildiğinde nasıl isabetsiz sonuçlar çıkarılabileceğine dair bir örnek gibi gözükebilir.